Şöyle ki bir, ben de dün program başında söyledim. Ekrem Bey'in avukatıyla konuştuğunda böyle bir şey yok demişti zaten. Evet. Sonra yazıyı gördüm. İkincisi 24. dairede. Şimdi bunu niye anlattığımı anlayacaksınız. Değil mi? 24. 24 dairede şu anda istinafta Ekrem Bey'in dosyası. 23 ve 24 bakıyor, 24. Normalde nasıl gider? Böyle dosyalar sıraya konur. Yani evet. Önemli dosya, önemsiz dosya duruşur, sıraya konur. Şu an o daire hangi dosyalara bakıyor? 2021'e civarına bakıyor. Bakıyor. 2021'e bakıyor. Ekrem Bey'in dosyası da 2023 dosyası. Doğru evet, biliyorum doğru. Değil mi? 2020. Doğru. Doğal olarak daha mahkeme olağan bir şey yaparsa 2021'i bitirecek. 2022 dosyalarına bakacak, sonra Ekrem Bey'e gelecek. Ama. O dediğiniz normal şartlar. Normal şartlar altında. Eğer, şunu söyleyeceğim. Eğer Ekrem İmamoğlu hakkında bir karar çıkarsa bu şöyle çıkmıştır. Aradan şu dosyayı bir alayım. Bunun hakkında bir karar vereyim. Çünkü öyle bir karar. Aynen. Ne derler? Göklerden gelen bir karar vardır. Bir durum var. Acaba Abdülkadir Selvi sizce o göklerden gelen kararı biliyor olabilir mi? Ya önce herkese iyi akşamlar dileyim. Bir konu var, önce onu söylemem gerekiyor. Can Atalay konusu. Evet. Bu söylediğiniz hukuksuzluğun bir başkası da şu anda evet. Can Atalay'a evet. uygulanıyor. Can Atalay bizim anayasamızın 83. maddesine göre ve Ceza Muhakemeleri Kanunu 105 ve devam maddelerine göre yeminini yapması gerekirdi. Halk iradesine saygısızlık hukuk eliyle böyle işleniyor işte. Benzeri de başka yerlerde işleniyor. Öncelikle buradan bir çağrı yapalım. Can Atalay'ın hakkını teslim etsinler. Hatay halkının hakkını teslim etsinler. Bizim anayasamıza göre Türkiye milletvekilliğidir. Türkiye halkının hakkını bir teslim etsinler. Can'a geçmiş olsun diyeyim buradan. Boş boğazın sözlük anlamını biliyor musunuz? Ben de baktım. Boş boğazın sözlükte iki anlamı var. Sır saklamasını bilmeyen. İki, düşüncesizce, densizce çok konuşan, çenesi düşük, geveze anlamına geliyormuş. Şimdi eğer sevgili gazeteci kardeşimiz Abdülkadir Selvi sır saklamasını bilmeyen kapsamındaysa burada, hani birileriyle bir şeyler konuştu da onu teşhir ediyor ise vah yazık o yargıya. Vah yazık o yargıya. Kim bu adam? Hepimiz söylemez miyiz? Yargı kararlarıyla konuşur diye. O karar verilene kadar o kararın kimse ne olduğunu bilmez diye. Öngörebilirsiniz. Hukuk devletinde kararlar öngörülebilir. Acayip acayip kararlar çıkmaz. Biz hukukçular verilecek kararı öngörürüz. Çok acayip bir karar çıkarsa, bu öngördüğümüz karar değilse, bilin ki hukuk devletiyle ilgili bir tartışma vardır orada. Bir anomali hali vardır. Ama karar verilmediği sürece bu kararın verildiğini kimse söyleyemez. Bu karar verilmedi. Mahkeme kayıtlarına göre ben de Kemal Polat'la, sevgili meslektaşımla, avukat Kemal Polat'la gelmeden önce de görüştüm. Dedim ki hani bugün de olabilir. Bu yaptan çıktısını bana gönderdi. Beklemedi orada. İşlemsiz olarak bekliyor. Mahkeme kalemine de sordu. İşlemsiz olarak bekliyor. Eğer devletin bütün kayıtlarına rağmen bu arkadaşımız arka planda hakimlerle görüşüyor ve hakimler de onlara biz bu kararı verdik diyor iseler, o hakimler bugün bu davadan çekilmeleri lazım. Çünkü ihsası reyde bulunuyorlar. Orada oturamazlar. Eğer bu arkadaşımız verilmemiş bir kararı deklare ediyor ise istinaf mahkemesinin basın müşavirliği açıklama yapması lazım. Burada bir boş boğazlık vardır. Yani bir boşa konuşma anlamında, o ikinci anlamda düşüncesizce, densizce bir ifade etme vardır. Mahkeme zan altındadır. Şu anda 24. Ceza Dairesi bu konuşmadan sonra bu arkadaş ciddiye alınacak bir gazeteci ise, ki alınması lazım değil mi? Eskiden amiral gemisi denilen bir gazetenin, şimdi gerçi kimse okumuyor bildiğim kadarıyla çok fazla. Sizler hepiniz oralarda yazdınız, çizdiniz, benden daha iyi bilirsiniz. Orada bir köşe yazıyor ve Türkiye gündemine bir taş atıyor oradan. Diyor ki mahkeme bu kararı verdi. Kayıtlara göre verilmedi. Eğer vermeden önce bu arkadaşla konuştuysalar ihsası reyliktirler, bu davadan çekilmeleri gerekir. Buradan çağrı yapıyorum, çekilsinler bu davadan. Eğer değilse bugün bir dakika bile geçirmeden kendi bulundukları yerin onuru gereği, tarafsızlığının zedelenmemesi gereği bu arkadaşın boş konuştuğunu açıklasınlar. Bu olay onlara düşer. Bu olay bugün itibariyle onlara düşer. Ama burada bir siyasi mühendislik de yapılıyor aynı zamanda. İşte ben size onu soracağım. Evet. Yani siyasi mühendislik dediğiniz şey, böyle aralara gireceğiz daha dinamik olur. Mühendislik dediğiniz şey, şimdi bu dava çok konuşuldu. Günlerce evet. biz de burada televizyonda evet. konuştuk. Karar evet. verildi.
teknik detaylara girmeyeceğim. Ama bir süredir konuşmuyorduk. Bir anda Cumhurbaşkanı seçimin gecesi aslında bu kararı hatırlatacak bir parmak yaptı. Evet. Bu kararı şu anda niye konuşmaya başladık? O siyasi mühendislik mi? Aynen. Söyler misiniz? Aynen. Yerel seçim çünkü, geldiği için mi? Çünkü hem yerel seçim. Ne bu? Hem yerel seçim gündemde, hem Cumhuriyet Halk Partisi kendi içine dönerek bu seçimle ilgili bir tartışma yapmak durumunda. Doğal olarak şöyle bir durum var. Hiçbir şey olmamış gibi davranabilecek yerde değiliz. Birincisi bir şeyler oldu. Bir seçim geçirdik. O seçimde gerçekten müthiş bir motivasyonla sandıklara yönelmiş olan 25 milyon insanla beraber yol yürüdük. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Onların istediği sonuca şu ya da bu sebepten dolayı ulaşamadık. Burada en son tartışılacak konuyu öne alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin meşgul etme istekleri var. Bir şey gördük değil mi? Meydanlarda en çok çalışan iki kişi vardı. En çok çalışan bir kişi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. İkincisi en çok çalışan ben olacağım iddiasıyla daha öncesinde vurgu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'ydu. Ve devam ettirdiler o çalışmayı ikinci seçimde de. Ankara Belediye Başkanımız da kuşkusuz çok çalıştı. Millet İttifakı'nın diğer liderleri de kendi misyonlarının gereği yapmaları gereken çalışmaları yaptılar. Bu en çok çalışan iki kişinin ortak bir ideali vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut Cumhurbaşkanlığı sisteminden çıkış noktasının önündeki taşları temizlemekti. Ve bütün bu liderlerin içerisinde bizim genel başkanımızın ortaya koyduğu bir iddia daha vardı. Türkiye'yi kirli sermayeden temizlemek, çetelerden temizlemek, mafyadan temizlemek, uyuşturucu ticaretinin kanımızı ısırdığı yerlerden temizlemek iddiası vardı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu iki değer de şu anda lazım. Değil mi? Hiç kimse Sayın Genel Başkan'a çalışmadı diyemiyor. Hiç kimse Ekrem İmamoğlu'na asla çalışmadı diyemiyor. Çok özel iki değer var. O iki değer üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde burunlarını sokmaya çalışmasınlar. Çünkü Ekrem İmamoğlu'yla Kemal Kılıçdaroğlu baba oğuldurlar. Ha bu şu anlama gelmiyor. Biz hiçbir şey olmamış gibi davranacağız anlamına asla gelmiyor. Biz şunu biliyoruz. Aynı nehirde iki kez yıkanamazsınız. Çünkü nehir de aynı değildir, siz de aynı değilsinizdir. Onunla alakalı kendi çalışmamızı tabii ki yapacağız. Tamam, biraz daha sorularla açalım Emin. Biraz daha basit bir şey sorabilir miyim? Daha cahilce bir şey sormak istiyorum izninizle. Bana hep soruluyor, siyasi yasak. Ömür boyu siyasi yasak olacak değil. Burada tabii. Ekrem İmamoğlu hangi tehditle karşı karşıya? Bunun süresi ne kadar olacak? Neleri engeller? 2-7 ay 15 gün. Burada ceza verilen ceza. Ama biz bu cezanın üzerinde... Ben siyasi yasağı soruyorum. Siyasi yasak da o cezanın infazı kadar. Siyasi yasak 2 yıl. Tabii, yani tabii, karar tabii. Verildiği tabii, andan tabii. 2 yıl 7 ceza ay boyunca. Kadar siyasi yasak. Şimdi ama... Neler yapamaz bu sürede? Bu sürede işte kamusal bir takım hakları ve yetkileri kullanamaz hale gelir. Yani İstanbul'da belediye başkanlığı yapamaz, siyaset yapamaz. Bugün Canan Kaftancıoğlu'nun karşı karşıya olduğu durum gibi ona da aynı tablo yani, uygulanıyor. CHP ama, genel başkanı olamaz, kurultayda aday olamaz. Tabii bu tehditler bunlar ama bu bir siyasi tehdit alanıdır aynı zamanda. Hani bolca kullanıyoruz ya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesine aykırılık diye. Hani Demirtaş için de kullanıyoruz. Bu bir siyasi yargılamalıdır dedi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Kavala için de söyledi. Türkiye yaptırımla karşı karşıya kaldı. Tam da göbeğidir bu. Buradaki yargılama baştan sona bir siyasi yargılamadır. Bu yargılamanın bir defa muhatabı YSK değil. İkincisi defalarca anlattık. Tekrar anlatmam gerekir mi bilmiyorum. Bu yargılamanın maddi unsuru yok. Bir defa YSK muhatabı değil. Süleyman Soylu bir polemik başlatıyor. Kendisi Sayın İmamoğlu'na konuşmasından sonra ahmak diyor. Sayın İmamoğlu aynı ifadeyle kendisine karşılık veriyor. Burada çok açık bir hukuki tavır vardır. O nedir? Maddi unsur doğru olsa bile, diyelim böyle bir suç işlenmiş olsa bile. Bunun manevi unsuru açısından baktığımızda bu demokratik topluma katkı sunan bir tartışma mıdır diye bakmak zorundayız. Ahim ve Anayasa Mahkemesi kararlarına göre evet odur. 13 bin farkla alınan bir seçimi iptal ettiren Süleyman Soylu'ya karşı 800 bin farkla İstanbul'u almış olan bir insan İstanbul'un hakkını orada savunmak zorundadır iptal ettirene karşı. Kim tarafından söylendiğine bakmamız gerekiyor. Hakarete uğramış, haksızlığa uğramış birisi söylüyor bunu.
Kendisine ahmak denilmiş ve daha önce hakkı yenilmiş. YSK eliyle orada mevcut olan hakkı yenilmiş. Bir dünya iddia ortaya atılmış. Hatırlar mısınız? 700'e yakın sandık görevlisine terörist demiştiler o sıra içerisinde. Hiç terörden ceza almış bir sandık görevlisi hatırlıyor musunuz? Bunu bir tamamlaması rica edeceğim benim de. Üçüncüsü. Bunlar bir kararın altlarıdır. Bir kararı verebilmeniz için. Karar çok konuştuk bundan önce de o yüzden. Şimdi hemen sonrasını biraz konuşmaya çalışıyoruz. Bir sonra, istinaftan sonra gideceği bir yer var mı? Yargıtay. Nokta olacak. Yargıtay'da kesinleşmediği sürece infazı mümkün olmayan bir karardır bu. Sizce bu karar İstanbul'un belediye başkanı seçimlerine yetişir mi? Ya şimdi şöyle. Bakın elimde başka kararlarla geldim ben. Bunlar da istinafta. 2019'da gitmiş olan karar bekliyor. Bakın 2019'da, 2020'de altta tarihleri yazar. İstinafta bekliyor. 2021'de kimlerle bekliyor. Kimlerle ilgili bunlar? Farklı. Bunlar isimlerini teşhir etmeniz gerekiyor. Biraz önce Barış'ın söylediği gibi. Aynen böyle. Peki. Şimdi öyle 4 ayda 5 ayda çıkan bir karar yok. Bunlar bu tip kararlar nasıl çıkabilir? Öncelikle inceleme talep edersiniz. Tutukluk hali vardır, şudur budur, başka bir şeydir, bir mağduriyet söz konusudur. Onun dışında böyle bir talep yoksa öyle 4 ayda 5 ayda bu kararların çıkmaması gerekir. Ortalama 1,5 yıl civarında bir süresi var bu dairenin. 1 yılla 1,5 yıl arasında. O daire karar verdikten sonra da Yargıtay'da gidecek olduğu dairede de aşağı yukarı o kadar beklemesi lazım. Ama bu normal hukukun işlediği koşullarda olabilecek bir şeydir. Türkiye'de normal hukuk işlemiyor artık. Şimdi olamayız. Onu gayet iyi biliyoruz zaten ama şimdi şöyle bize ve seyircilerimize anlatabilir misiniz? Burada daha önce de bunu tartışmıştık. Aslında kararın kesinleşmesini beklemek zorunda. Tabii. Ama mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o zaman çok tartışılmıştı. Ya şu anda ben yargı sonucunu beklemeden de bir hakkında yargılama olduğu için bu belediye başkanı artık o makamda oturmamalıdır deyip görevden alabilir mi alamaz mı tartışması yaşamıştık. Evet. Şimdi şunu anlamaya çalışıyoruz. Kamuoyu da onu anlamaya çalışıyor. Sayın İmamoğlu pazartesi günü seni de yargı kararlarında uyduruk yararlı kararlarında takmam derken elinde yapabileceği ne var? Yani yani bunu söylerken ne gibi stratejiyle ya da açıklıklar yakalayarak hukukta ya da siyasette bunu birincisi gerekiyor. Süleyman Soylu bu işi iyi bilmiyor ama her yaptığını hukuk zannediyor zaten. Hani bir tarihte de söylemişti ya kırın bacaklarını biz sonradan hukukunu yaparız falan diye. Bir takım suç şeyleriyle ilgili özneleriyle alakalı. Süleyman Soylu'nun söylediği yarın alabilirim dediği terör isnadıyla alakalı özel bir hüküm var biliyorsunuz. 2016'dan sonra kanuna girmiş olan o isnatla yapılan işlerde o işi yapabilir. Yargı kararı olmadan yapmaları aslında çok tehlikeli bir şey. Siyasal bir şeye infaza dönüşüyor. Burada kesinleşmeden yapması mümkün değil. Ama Süleyman Soylu, Tayyip Bey, Türkiye, yargı, meclis gördüğünüz bu kurumların şu andaki teslim alınmış şekli itibariyle yapılmaz denilen her şeyi yapmaya cesaret edecek kadar hukuk cahili olduklarından dolayı yarın böyle bir şeye tevessül ederseler niye oldu demek bu koşullarda bir anlam taşımıyor. Ama Ekrem İmamoğlu'nu haksız hukuksuz oradan almaya kalkarsanız dolar 30 lira olur. CDS notunuz 1000 olur. Dünyada itibarınız 0 olur. Öyle çocuk oyuncağı değil bu işler. Bu milletin ekmeğine kan doğrarsınız. Bu milletin o asgari ücretle geçinenlere yarın tekrar biz işte %25, %30 daha zam vereceğiz diyorlar ya. %100 verseler yine karnı doymaz. Bu ülkenin sırtı yerden kalkmaz. Bu arkadaşlara birisinin şunu anlatması lazım. Bir, demokrasi olmazsa olmazıdır bu ülkenin. İki, hukuk olmazsa olmazıdır bu ülkenin. Üç, bu ikisinden vazgeçtiğiniz yerde bu ülkenin halkını açlıktan öldürürsünüz. Birisinin bunu anlatması lazım. Ekrem İmamoğlu'na bu şekilde uzanmaya kalktıkları zaman bu ülke halkına fatura ödettirecek durumdadırlar ve İstanbul halkı 16 milyon Ekrem İmamoğlu'na uzanan bu eli kırar. Yani şimdi siz diyorsunuz hani ama bu seçim sonuçları bize gösterdi ki muhalefet işte demokrasi, hukuk, demokrasi olmazsa hukuk olmazsa bir ülkeye ne yatırım gelir ne ekonomi düzelir. Bunları anlattı ama anladığımız kadarıyla ben sizin okuduğunuz yerden okumuyorum. Hayır ben açarak sormak istiyorum size pek bir karşılığı olmadı. Dolayısıyla karşılığı olmadı derken
İnsanlar daha mikro milliyetçi nedenlerle, daha beka nedeniyle, işte yapılan propaganda sebebiyle farklı bir yere gittiler. Ne olacaktı Ekrem Bey, Ekrem İmamoğlu böyle bir şeyde gerçek sinyaller ortaya çıkarsa eğer iktidar tarafından? Evet. Yani biz senin görevini yapmanın önüne geçeceğiz. Seni ne belediye başkanı yaptıracağız ne de daha ilerlemene ne yapabilir? Bunun ya bu şekilde bu şekilde yol yürümeye kalkarsalar göz önüne almaları gereken diğer tabloyu da ben izah edeyim size isterseniz. İstanbul'da birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunda Ekrem İmamoğlu'nun çok büyük emeği vardır. Özellikle ikinci seçimde 3,5 puanlık farkın oluşmasında da burada yaptığı çalışmalarla da ayrıca katkı sunmuştur. Eğer İstanbul'da bir kendilerine bakacak olursalar İstanbul'un şu anda 20'den fazla ilçesini kaybeder durumdalar. Tayyip Bey'in kendisi gelse aday olsa, Tayyip Bey'in kendisi gelse 20'den fazla ilçeyi kaybeder durumda. Bizim 14 ilçemiz var. Oralarda fark yer durumdalar. 20'den fazla ilçeyi kaybeder durumdalar. İstanbul halkı demokrasiden yana tavır koymuş vaziyette. Ayırıp onu başka bir yere koyamayız. Büyük kentler demokrasiden yana tavır koymuş vaziyetteler. Hatta bana kalırsanız Türkiye demokrasiden yana tavır koymuş. Onu başka rakamlarla açıklamam gerekiyorsa şöyle açıklayayım. 5 milyon seçmen arttı. AK Parti en son aldığı oylarla beraber parti olarak 290 milletvekilinden 265'e düştü ve 2 milyon ortalama 2 milyon seçmen kaybı söz konusu. Şimdi bu tablonun içerisinde önüme geleni yaparım derseler Ekrem İmamoğlu'nu büyütürler. Ekrem İmamoğlu'nu büyütürler. Bunu bir defa önlerine koysunlar, düşünsünler. Onlar Ekrem İmamoğlu'nu ilk görevden aldıklarında ben parlamentoda konuşmacıydım parti adına. Ertesi gün parlamentoda bu konu açıldı. Parti adına konuşmacı bendim. Orada dedim ki ya sizin büyükleriniz uyardılar. Bülent Arınç'ın o zaman sözlerini hatırlarsınız. Bu adama yüklenmeyin, yüklendikçe büyütüyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nu sokaktaki 15 yaşındaki çocuklar Ekrem abi diye peşinden geliyorlar. Yarın onlar büyürler, bu hesabı sizinle görürler. Şimdi İstanbul'da bu çocuklar büyüdüler. İstanbul halkı başka bir yerde. AKP'nin, Tayyip Bey'in ya da onun kadrolarının zorbalığına, saldırganlığına, demokrasiyi katleden tavırlarına onlar pabuç bırakmadılar bu seçimde. İmamoğlu da konuşmasında, aslında genel başkanımız da konuşmasında bu tarife vurgu yaptı. Biz aslında sizin bu kararlılığınızın farkındayız. Bu kararlılığın gereğini yapacağız derken bu tarife vurgu yaptı. İmamoğlu da bu mücadeleyi yükselterek yürüyeceğim. Onların yargı kararlarını, uyduruk yargı kararlarını tanımam derken, o umudu, o motivasyonu işlerken İstanbul halkına olan güvenini de ortaya koydu. Şimdi halk sizin karşınızda. İstanbul halkı yarın belki Ekrem İmamoğlu sahaya çıksa burada aday olsa %60 oy verecek İmamoğlu'na. Karşısına kimi getirirse getirsinler. Burada oynanan oyun budur. Birinci oyun, İstanbul bir yara Tayyip Bey'in kalbinde şu anda. Evet. O yarayı atamıyor. O yarayı Ekrem İmamoğlu karşısında olduğu sürece iyileştiremeyeceğini de biliyor. Oradan yükleniyor. Evet. İkinci yüklenmeyi de şuradan yapıyorlar. Sayın Genel Başkanımız.